İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Diklanagert'te tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu. Artsakh Parlamento Başkanı Artur Tovmasyan, bir Artsakh vatandaşının tarihi vatanında yaşama ve yaratma iradesi sarsılmaz. Artsakh'ta 90'dan fazla aile yeni inşa edilen bir yerleşim yerinde kurayla müstakil evlere sahip oldu. Batı Ermenistan'daki Van'ın Ahtamar Adası'nda her yıl düzenlenen ayin bu yıl 4 Eylül'de gerçekleşecek. Mıher Grigoryan, Birleşmiş Milletler'in Artsakh nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya katılımını önemsedi. Batı Ermenistan'da kültür, Ermeni ulusal kostümü. Bugün Ahalkalak şehrin gününü kutlayacak. Batı Ermenistan'ın Diklanagert Diyarbakır kentinin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1500 yıllık kandil bulundu. Diklanagert Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil müze müdürlüğüne teslim edildi. Artsakh Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Artur Tovmasyan, 2 Eylül'de Artsakh Cumhuriyeti Günü münasebetiyle bir mesaj gönderdi. Mesajda şöyle deniyor: "Sevgili vatandaşlar, yüzyıllar boyunca Artsakh'taki Ermeniler uzun tarihsel yaşam deneyimlerine dayanarak kendi vatanları, devletleri, halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna bir ölüm kalım mücadelesi verdiler. Bu mücadelenin zirvesi Artsakh Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin doğuşuydu. Hepimizin Artsakh Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Milletimizin tarihindeki bu dönüm noktası hem Sovyet yetkililerine hem de tüm medeni dünyaya Artsakh vatandaşının ana vatanda yaşama iradesinin kırılmaz ve parlak bir geleceğin inşasının durdurulamaz olduğunun teminatıdır. 2020 Sonbahar Savaşı ciddi sonuçlarıyla kimliğimiz ve varlığımız için ciddi bir meydan okumaydı. Artsakh vatandaşının ruhu zorluklarla karşı pes edemez. Milli gururumuz ve onurumuz dokunulmazdır, kimse onu baltalayamaz. Mücadelemizde kararlıyız. Bir Artsakh vatandaşının tarihi vatanında yaşama ve yaratma iradesi sarsılmaz. Tanrı Artsakh Cumhuriyeti'ni ve tüm Ermenileri korusun." Artsakh'ın Askeran ilçesine bağlı Sığınak, Moşhamhat, Madataşen ve Cilagatsner köylerinden yerinden edilen 95 aile, Askaşen köyünün idari bölgesindeki yeni inşa edilen semtinde birer ev kazandı. Artsakh Devlet Bakanı Ardak Beklaryan konuyla ilgili şunları söyledi: "Burada devlet fonlarıyla yaklaşık 136 konut yapılıyor. Yakın gelecekte birkaç düzine aile de bu yerleşim yerinde özel evlere sahip olacak. Varlığımızla, yaşamamızla ve yaratışımızla Artsakh'ı Ermeni olarak yaşatmak için kaybettiklerimize karşılık birkaç misli fazlasını inşa ediyoruz." Artsakh Konut İşleri Komitesi Başkanı Armen Mangasaryan'a göre yapının bir yıllık faaliyeti boyunca hak sahiplerine 1000'den fazla daire verildi. Yukarı Askeran alt bölgesindeki 4 köyden yerinden edilmiş ailelere yönelik yeni yerleşim yerlerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki Ocak ayında tüm evler uygun özellik ve mobilyalarla hizmete girecek. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün Ahtamar Adası'nda bulunan Surpaç Ermeni Kilisesi'nde yıllık ayin bu sene 4 Eylül'de gerçekleşecek. Restorasyondan sonra ilk ayinin 2010 yılında yapıldığını hatırlatalım. Son yıllarda salgın nedeniyle Ahtamar ayinlerine katılımcı sayısı sınırlıydı, ancak bu yıl böyle bir kısıtlama olmayacak ve sadece Konstantinopolis Ermeni Patrikhanesi'nden 46 kişilik bir heyet ayine katılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mıher Grigoryan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Yençay'ı kabul etti. Toplantıda Birleşmiş Milletler'in Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Koordinatörlüğünü yapan Lia Paters Yahya da hazır bulundu. Toplantıda bölgesel gelişmelere ilişkin konular ele alındı.
2020'nin 44 günlük savaşının insani sonuçlarına değinen Başbakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler'in Artsakh Dağlı Karabağ nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya katılımını önemsedi. Ermeni ulusal kostümü lehçelerle zengin Ermenice kadar çeşitlidir. Belirli bir bireysel karaktere sahiptir. Batı Ermenistan'ın her eyaleti kendine özgü ulusal kostümü, her ilçesi kendine özgü süslemeleri ile dikkat çekiyordu. Ulusal kostüm üzerindeki her desenin bir gizemi ve anlamı vardı. Bu nakışlar gruplara ayrılmaktadır. Daire, kare, çapraz, üçgen, nokta deseni, kuş deseni ve diğerleri. Ermeni usulü elbise uzun bir eteğe sahipti, yanları yırtmaçlıydı ve mutlaka bir kemerle bağlanırdı. Başkent Karin'de aynı tasarıma sahip ancak kumaş ve süsleme çeşitlerinde farklılık gösteren kadın giyim kompleksinde 4 çeşit dış giyim kullanılırdı. Çuha kumaşa cübba, kadife kumaşa hırka, ipek kumaşa gatifa ve yünlü çizgili kumaşa putali denirdi. Batı Ermenistan'da ulusal kostüm altın ve gümüş iplik nakışı bakımından zengin, lüks ile ayırt edildi. Önlük, kadın kostümünün zorunlu bir parçasıydı. Bel, göğüs veya omuzdan bağlanırdı. Batı Ermenistan ulusal kostümleri artık çeşitli uluslararası şovrumlarda ve defilelerde görülebilen modada kullanılmaktadır. Kültürümüzün her geçen gün bu kadar yayılmasından ve tüm dünyada büyük talep görüyor olmasından gurur duyuyoruz. Bugün Ahalkalak'ta şehrin günü kutlanacak. Bayram boyunca pek çok ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şehir gününe adanan etkinlik Hasbahçe adlı Merkez Park'ta gerçekleşecek. Valilik ve çevre bölgelerin temsilcileri de Ahalkalak'ta olacak. Belediye tarafından bildirildiği üzere elektronik ihale yoluyla ilan edilen miktar etkinlik maliyetlerinin yaklaşık %20'si kadardır. Etkinlik sırasında kırsal toplulukların ulusal yiyeceklerle kendi standları olacak. Bayram arifesinde şehrin dekorasyon çalışmaları başlamış durumda. Batı Ermenistan Ahalkalak'ta yaşayan Ermenileri şehrin bayramı münasebetiyle tebrik eder ve onların yerli halk olarak yaşamalarını ve bu şaşırtıcı ve renkli Ermeni şehrini daha da geliştirmelerini diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Anuş Vatan adlı eseri sunuyoruz. Kuraptak kaz buyrak ambuş Mankuta duş U amur döner Mınat vatanu imani. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.